2016 yılında uygulanmaya başlanan ve ülke genelinde binlerce genç çiftçiye iş ve gelir imkanı sağlayan genç çiftçi projesinin 2017 yılı başvurularına sayılı günler kaldı. Genç girişimcilerin merakla beklediği hibe destek projesinin detaylarını ve yakında yayımlanacak olan tebliği Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu anlattı. Genç çiftçi hibe desteği projesinin ilk kez geçtiğimiz yıl 450 milyon Türk lirası bütçeyle uygulanmaya başlandığını ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Fıratoğlu, 15 bin girişimciye 30 bin lira destek sağladıklarını kaydetti. Fıratoğlu, 2017'de destekten faydalanacak kişi ise 16 bin olacağını açıkladı. Genç çiftçi projesi Bakanlığımızın uygulamış olduğu kırsal kalkınma programlarından birisidir. Biliyorsunuz Kırsal Kalkınma Bakanlığımızın önemli bir stratejik hedefidir ve çoğunlukla da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün görev alanı içerisinde yer almaktadır. Yer alan genç çiftçi projesi ilk defa 2016 yılı içerisinde başladı ve 450 milyon TL bütçesi vardı. Biz 2016 yıl içerisinde bu projeyi uygulamaya koyduk ve bir genç çiftçimize hibe Sözleşmesi hakkı imzalamaya hak kazanan bir genç çiftçimize 30 bin TL'ye kadar hibe desteği verdik. Yaklaşık 15 bin çiftçi bu şekilde destekledik. Peki hibe desteğine kimler başvurabiliyor? Herhangi bir eğitim kurumunda, örgün eğitim kurumunda devam ediyor olmamak, okur yazar olmak ücretli çalışan olmamak gerekiyor mutlaka. Ticaretle iştikal ediyor olmaması gerekiyor. Yani bir vergi e, yükümlülüğü bulunmaması gerekiyor. Hepsinden önemlisi daha önce de bakanlığımızın bu ve benzeri desteklerinden yararlanmamış olması gerekiyor ki müracaat edebilsin. Fıratoğlu değerlendirme kriterleri doğrultusunda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını da altını çizdi. Kadın çiftçilerimize bu pozitif ayrımcılığımız devam edecek. Gerçekten geçen sene 11.200 proje kadın çiftçilerimize isabet etti. Ve son derece de başarılı bir şekilde projelerini uyguladılar. Bunu internet ortamında belki sizler de görmüşsünüzdür. Çok şekilde basılı ve görsel medyada yer aldı. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız da var. Bu şekilde başarılı özellikle kadın çiftçilerimizi tespit ediyoruz. Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Geçen yılki projelerin %75'inin hayvancılıkla, %25'inin de bitkisel üretimle ilgili olduğunu söyleyen Fıratoğlu, oranların bu senede aynı düzeyde gerçekleşeceğini kaydetti. Bitkisel üretim desteklerini nakit olarak verdiklerini belirten Faruk Fıratoğlu, hayvancılık desteklerinde ise farklı bir yol uyguladıklarını dile getirdi. Biz e, hayvanlarımızı yani genç çiftçilere vereceğimiz hayvanları tarım işletmeleri genel müdürlüğümüz var. Kısaca TİGEM dediğimiz TİGEM aracılığıyla temin ediyoruz. Dolayısıyla e, çiftçilerimize hiçbir zaman e, nakit para vermedik, hayvanlarını teslim ettik. Parayı biz e, çiftçilerden muvaffakat alarak tarım işletmeleri genel müdürlüğümüze verdik. Çünkü tedarikçi kuruluş oydu. Ha Bunun dışında bu oranda hayvancılık projeleri geçen sene %75'ti. E, bu sene de e, aynı oranda olacak. TİGEM'in geçtiğimiz yıl özellikle büyükbaş hayvanların tamamını yurt dışından temin ettiğini belirten Fıratoğlu, Bakan Çelik'in talimatıyla bu yıl büyükbaş hayvanların %60'ının ithal edilirken %40'ının yerli kaynaklardan temin edileceğini kaydetti. Hibe destekleriyle ilgili tebliğin hazır olduğunu ve birkaç gün içerisinde çıkacağını tahmin ettiğini belirten Faruk Fıratoğlu, Projenin bu yılki bütçesinin ise 483 milyon Türk Lirası olduğunu kaydetti. Milli tarım projesine uygun olarak başvuran illere biz ilave puanlar vereceğiz. Yani ilave puanlar vereceğiz ve özellikle hayvancılık konusunda o milli tarım projesindeki konuları öne çıkaracak şekilde il müdürlüklerimize de inisiyatif verdik. Beraber çalışarak milli tarım projesine uygun bir kurgu geliştireceğiz. Gerçekten kırsal alana, köye bir e, dönüşe katkı sağladığı diye düşünüyoruz projemiz.